Hadi gelin bütün siklopentanın moleküler yapısını oluşturalım. Son birkaç videoda yaptığımız gibi bu ismi parçalara bölüyoruz. An son ekiyle bu yapının tek bağlara sahip bir alkan olduğunu anlıyoruz. Bu bir pentanmış yani ana zincirde 5 karbon var. 5 karbon yazıyorum. Buradaki siklo eki ise karbonların halka yapıda olduğunu belirtiyor. Yani 5 karbonlu bir halka ana zincirimiz. Bütil grubunu da bu halkaya ekliyoruz. Şimdi hangi karbonu eklediğimizi nasıl bilebiliriz gibi bir soru sorabilirsiniz. Üzerinde sadece tek bir grubun bulunduğu bir halkayla karşı karşıyaysanız sorun yok. Hemen size ne söylemek istediğimi açıklıyorum. Şimdi bu 5 karbonlu halkayı çizelim. Yani siklopentanı. Bu bir beşgen olacak. 1, 2, 3, 4, 5. Halkamız olduğu için de şurayı bağlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Şu anda bütün grubunu nereye çizdiğimin hiçbir önemi yok. Çünkü çevresi tamamen simetrik. Elimizde şu an bir halka var ve bir yerden bir bütün grubu bağlı. Nereden bağlandığı şu an önemli değil. Eğer birden fazla grup olsaydı, işte o zaman neyi nereden bağladığımız önemli olurdu. Bu yüzden bu karbonlardan herhangi birini bütün grubuna ekleyebiliriz. Bir hatırlatma yapmakta fayda var. Büt ön eki kaç karbon demekti? Listemiz met, et, prop, büt diye gidiyordu. Yani 4 karbon. Yani bu 4 karbonlu bir alkil grubu. Şimdi buraya bir yerlere bütil grubumuzu ekleyelim. Onu siklopentan halkasının herhangi bir yerine ekleyebiliyorduk. Ben de rastgele sağ ortadaki şu karbonu seçiyorum. Şimdi 4 karbonu buraya ekliyorum. 1 2 3, 4. Ve böylece bütün bu şeyin bütil kısmını eklemiş olduk. Şimdi bu ikisini bağlayalım. Peki, bütil grubunu bu şekilde halkamızı hemen bağlamak doğru mu? Evet, çünkü bu bir bütil siklopentan. Ancak akla hemen bir soru gelebilir. Siklopentanı bütilin bu ilk karbonla bağlamış olduk. Ama aslında şöyle de yapabilirdik. Tekrardan bir halka ve bütil çizelim. İşte bütilimiz bu. Ama bu sefer onu siktopentana birinci karbondan değil buradan bağlayalım. Bu da bütil siktopentan olarak adlandırılabilir öyle değil mi? Yani şu üstteki de bütil grubuydu. Hemen daire içine alıyorum. Buradaki de bütil grubu. Fakat bunlar esasen farklı iki molekül yapı. Yukarıdakinde ilk karbona, alttakinde ise ikinci karbona temas ediyoruz. Şimdi bunları ayırt etmek için iki yolumuz var. Biri yaygın, diğeri sistematik adlandırma. Hadi bu ikisi arasındaki farka bakalım. Yaygın adlandırma belki de organik bileşiklerin en karmaşık isimlendirme şeklidir diyebiliriz. Buraya yaygın yazıyorum. Sistematik adlandırmada ise yapıları sistematik olarak incelemek daha kolay. Tabii herkese göre değişir. Bana zor gelen size kolay gelebilir vesaire sistematik yazıp kıyaslamamıza geçelim. Yaygın adlandırma, mesela bütil siklopentan denildiğinde, zincirdeki birinci ve sonuncu karbona bağlandığımızı gösteriyor. Buradaki molekül bütil siklopentan. Fakat alttaki bütil siklopentan değil. Kesin olarak bir siklopentan halkası olduğunu söyleyebiliriz. Bu kesinlikle bir siklopentan, değil mi? Yazalım. Siklopentan. Ayrıca burada bir bütil grubumuz da var. Onu da ekliyoruz. Fakat halkaya bağlı olan karbon, diğer iki karbona bağlı olduğu için buna sek siklopentan diyoruz. Yani sek ön ekini ekliyoruz. Tabi ben bunları ekranda yazarken bazen olması gerektiği gibi yazamıyorum. Yani bu adlandırmaya çeşitli kaynaklarda rastlarsanız sek ön ekinin italik yazıldığını veya tam adın S-butilsiktopentan şeklinde yazıldığını görebilirsiniz. Bu önekin anlamı şu. Diğer iki karbona bağlı olan bir karbonla bağ kurulmuş. Mesela butil grubuna bakın. Hangi karbonların başka iki karbona bağlı olduğunu görüyorsunuz? Ya bu ya da şu. Hangisi olduğuna bakılmaksızın bu aslında aynı molekül yapısı. Peki eğer yaygın adlandırma kurallarına göre adlandıracaksak bu durumda ne yapabiliriz? Şuraya bir siklopentan çizelim ve yanında bir bütil grubu olsun. Grupta 4 karbon bulunsun. Hadi çizelim. 1, 2, 3 ve 4 karbon. İşte buradalar. Halkamızı da şu karbona bağlayalım. Bu 4 karbonlu grubun iki ucundan herhangi birine bağlanılıyorsa ve devamında dallanma oluyorsa biraz karmaşık görülebiliyor. Bu sadece 5 veya 6 karbondan daha az karbon barındıran alkil gruplarında olur. Ve bu durumda yapımızın adı izobütil grubu olur. Şimdi bunu yazıyorum. Bu sekbütil veya kısa şekliyle esbütildi. Şuradaki ise izobütil. Bütil gruplarıyla ilgili yaşayabileceğiniz sıkıntılara dair son bir şeyden daha bahsedeyim. Şuraya çizip anlatayım. 4 karbonu şu şekilde çiziyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şu noktadan da halkaya bağlıyoruz. Buradaki yapı için sistematik adlandırmanın çok daha kolay olabileceğini göreceksiniz. Buradaki grubu aşağıdaki ile kıyaslarsak, aşağıdakinin halkaya bağlanan karbonun diğer iki karbona bağlı olduğunu görürüz. Zaten o yüzden sek demiştik. 3 karbona bağlı olursa T bütil veya tert bütil diyoruz. Hemen not edelim. Tert bütil ya da T bütil. Buradaki farkı anlamanız çok önemli. Yaygın adlandırmada kelimelerin söylenmesi veya yazılması daha kolay. Fakat daha fazla akıl karıştırıcı olabiliyor. Şimdi buraya geçelim. Burası direkt dibütil ise tüm bu yapıya bütil siklopentan diyebiliriz. Bu ise sekbütil. Çünkü karbon iki diğer karbona bağlı. Sekin demek zaten iki karbon demek. Tabii bazen bunu esbütil olarak da görebiliriz. Aslında buna sek bütil siklopentan ya da es bütil siklopentan da diyebiliriz. Şu sağ alttaki örnekte ise halkaya olan bağlantı dallanmadan uzak bir yerde olduğu için izobütil diyeceğiz. Bu halen bir bütil grubu çünkü 4 karbon içeriyor. Bu yapanın tam adı izobütil siklopentan. Ve son olarak buradaki halkaya bağlanan karbon diğer 3 karbona bağlı olduğundan bu da bir tert bütil veya T-bütil grubudur. Yani bunun adı da T-bütil siklopentan. Bu yaptıklarımız yaygın adlandırmaydı. Aslında kafa karışıklığını önlemek için sistematik adlandırmayı buradan kaldırabiliriz. Bunların hepsi yaygın adlandırmaydı. Şimdi hepsini baştan yazıyorum. Bu bütil siklopentan. Bu ise S veya sek bütil siklopentan. Şuradaki izobütil siklopentan. Ekranı biraz kaydırayım. Ve son olarak bu da tert-bütil veya t-bütil siklopentan. Yaygın adlandırma tamam. Peki, sistematik adlandırmayı nasıl yapacağız? Sistematik adlandırmada bunun adı yine bütil siklopentan oluyor. Yapımız hala bir siklopentan ve bir bütil grubundan oluşuyor. Sistematik adlandırmada bu grubu normal bir zincire adlandırır gibi adlandırıyoruz ama sonuna il ekliyoruz. Hemen şuraya bakarsanız eğer halkaya bağlandığımız karbondan başlayarak oluşan en uzun zinciri görebilirsiniz. Bağlanma burada olmuştu. Yani en uzun zincir buradan şuraya kadar geliyor. Burada 1 2 3 karbon var ve üstte başlangıçta da 1 karbon var. Bu küçük grup 3 karbona sahip olduğundan dolayı sistematik adlandırmada prop ön ekini alıyor. Prop yazalım tek bir grup olacağından buna propil diyebiliriz. Fakat ayrıca metile de sahip. Ve hatırlayın, met öneki tek bir karbon demekti. Birinci karbona bağlı bir metil grubu var. Yani bu bir, bir metil propil. Bu adlandırma sadece bu grubu gösteriyor. Bu bileşiğin tümünü anlatmak içinse önce bunu parantez içine alıyoruz. Bir metil demiştik. Çünkü birinci karbonda bir metil grubu vardı. Propili de 3 karbon olduğu için söylemiştik. Sonuna da siklopentan diyoruz. İşte bu molekülün sistematik adı bu. Şuradakine geçelim. Bunun yaygın adı izobütildi. Önce nereden bağlandığına bakıyoruz. 3 karbon görüyoruz. İşte şu 3 karbondan bahsediyorum. O zaman bu prop önekini almalı ve propil demeliyiz. Metil grubuysa ikinci karbona bağlanmış. Yani bu bir iki metil. Ve sonuç olarak bu tüm grubu tanımlıyor. O yüzden parantez içine aldık. Sonuna da yine siklopentan diyelim. Sistematik adımız bu. Kısacası bu molekülü bazen izobütül siklopentan olarak, bazen de 2 metil propil siklopentan olarak görebilirsiniz. Ve son olarak şuraya da değinelim aynı şeyi uygulayacağız. Fakat bu biraz daha ilginç olacak. Şimdi burada bağlantı noktası şu karbon ve buradan başlayarak yapabileceğimiz en uzun zincir şu tekli zincir. O zaman iki karbonlu zincire sahibiz diyebilir miyiz? Evet. İki karbon için ön ek et oluyor ve bu bir etil grubu. Ve burada da iki metil grubumuz bulunuyor. Şöyle gösterelim. İkisi de birinci karbona bağlanmış değil mi? Bu 1, bu da 2. En uzun zincire bizi bağlayan karbon bu. O zaman şimdi 1,1 yazalım. Çünkü birinci karbona 2 tane metil grubu bağlı. Yani 1,1 dimetil diyoruz. Baştaki di 2 demek. Yani daha önceden T bütil dediğimiz bu grup sistematik adlandırmada grupların ikisi de birinci karbona bağlı olduğu için 1,1 bir bir dimetil etil oluyor. Burada iki tane metil grubu var. İkisi de birinci karbona bağlı. Bu yüzden 1,1 yazıp di eklemiştik. Evet, 1,1 dimetil etil ve sonuna da siklopentan diyoruz. Umuyorum çok fazla kafanız karışmamıştır. Sanmıyorum çünkü gayet anlaşılır bir konu. Bana göre sistematik adlandırma daha pratik ve mantıklı. Ama dediğim gibi bu kişiden kişiye değişir. Bir de grup içinde 5 veya 6 karbondan fazla karbon bulunuyorsa genellikle sistematik adlandırma tercih edilir diyebiliriz.